Buradaki söylemek istediğim olay şu. 2026 için, 2026 sonrası için düşünülen planın engellenmesi gerekiyor. Bu bir. İki, geçenki bir programda anlatmıştım. Bu hafta yeniden gündem geldi, değil mi? Kim getirdi gündeme? Abdurrahman Dilipak gündeme getirdi. Abdurrahman Dilipak ne demek istedi? Bir şeyler ima ediliyor ve Türkiye'de yeni bir darbe olma ihtimalini yorumlayan ilk isimlerden bir tanesi, hatta ilk isim bana göre Ali Tarakçı. Dikkat et Ferit dedi, yeni bir darbeyle karşı karşıya Türkiye demişti ve şimdi Abdurrahman Dilipak yeni bir darbeden bahsetmiyor attığı tweette. Ama ilginç bu 15 Temmuz konusuyla ilgili. Ondan önce o MİT lojmanları tarafında hatırlayın. Füzelerin atıldığı ortaya çıktı. O füzeler nereye düştü? Kimi vurdu? Neyi vurdu? O sırada havada bir uçağın vurulmadığı ortaya çıktı. Yani vurulan, ama nereye gitti o? Kim vuruldu? Gibi birçok sorular soruldu. Biz de tabii gazeteci olarak ilgimizi çekiyor. Araştırıyoruz. Gerçeğin peşindeyiz. Şimdi böyle başlayalım Ali abi. Abdurrahman Dilipak ne demek istedi? Şimdi anlamadı insanlar yani. Niye 15 Temmuz gündeme geldi? Fuat Uğur 2 Nisan 2 Nisan tarihi yanlış hatırlayabilirim ama Nisan 2016 tarihinde bir köşe yazısı yazdı. Hususiler, tabii hususiler meselesi aslında Hulusi Akar mı meselesi de tabii darbedeki Hulusi Akar'ın rolü aslında yine benim çok biliyorsun Adil Öksüz diye bir isim var. Adil Öksüz'le de ilgili çok uzun dönemdir bir iddiam var. Adil Öksüz'ün yurt dışında olduğu, Adil Öksüz'ün işte yurt dışına çıktığı iddiaları var. İşte Adil Öksüz'le ilgili görüntüler var, yurt dışına çıkarken görüldüğü iddiaları var. Ben Adil Öksüz'ün Türkiye'de olduğunu düşünenlerdenim. Bu bir. Adil Öksüz'ün MIT'in elinde olduğunu düşünenlerdenim. Bu iki. Yine Fuat Uğur üzerinden söyleyince aslında Fuat Uğur 4 ay önceden 15 Temmuz darbesiyle ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde yazarken soru şu: Genelkurmay İstihbarat, Emniyet İstihbarat, Jandarma İstihbarat, Milli İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere bu istihbarat teşkilatları, hatta daha ileri gideyim Ferit, ben daha ileri gideceğim. O dönemde Cumhurbaşkanlığı İstihbarat diye de ayrıca bir yer daha koyuyorum. Bunlar ne yapıyorlardı sorusunu soracaksın. Yani bunların haberi yok muydu abi? Abi demin o haşhaşlar olmasın ya o. Takıldım bir anda. Yok, hususiler. Ben söyleyeceğim sana şimdi. Tamam. Şimdi yani Ankara'ya özel bu imam abilerin geldiği, işte ordu içerisinde çalışmalar yaptıkları. O dönemde biliyorsun Ergenekon davasına yatan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olan neydi? Dursun Çiçek. Dursun Çiçek'e soruyor. Dursun Çiçek diyor ki FETÖ'nün ordu içerisinde %10 civarında bir gücü var. Olduğu söyleniyor. Darbeye falan kalkışamazlar diye de çok net konuşuyor Dursun Çiçek. Nisan 2016. İşte Abdurrahman Dilipak'ın söylediği olay bu. Aslında bu darbenin bir tezgah olduğunu söylüyor. Herkes tarafından bilindiğini söylüyor. Sokağa çıkarılmasının da bir hikaye olduğunu anlatıyordu Abdurrahman Dilipak. Şimdi tabii Abdurrahman Dilipak bunu anlatıyor da biliyorsun Abdurrahman Dilipak'a Devlet Bahçeli çok ağır konuştu Abdurrahman Dilipak'la ilgili olarak. Ama şu, şimdi söyleyeceğim olaya gel. Bize darbeyi kimden öğrendiklerini söylediler? Eniştelerinden. Ya ne eniştileri? Abdurrahman Dilipak biliyormuş. Fuat Uğur biliyormuş. Bak söylüyorum şimdi. Niye eniştelerine kadar düşmüşler ki kardeşim bunlar? 15 Temmuz darbesi planlı, özel, organize edilmiş bir darbedir. Türkiye'de darbe tehlikesi falan ortadan kalkmış değildir Ferit. Türkiye her zaman darbelere müsait bir ülkedir. En basitini söyleyeceğim size. Müslüman kardeşler Mısır'da iktidar olduğunda Mursi'nin Genelkurmay Başkanıydı Sisi. Biz 10 yıl boyunca, değil mi, yaklaşık olarak, yani Mısır'daki darbe 10 yıl olmadı da darbeden sonra hep bu işareti yaptık. Rabia.
Sisi ile Sittin Sen'e oturmazdık. Sisi darbeciydi. Sisi'yi kabul edenler darbeciydi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile ilgili en ağır şeyleri konuşuyordu. İlginçtir. Bir 14 Şubat günü Sisi'yi ziyarete gitti. Hem de o yoldaşım dediği, gönüldaş oldukları, aynı ideolojiyi paylaştıkları, ümmet kardeşliğini ve aslında Müslüman kardeşlerinin devamıdır Türkiye'dekiler. Önce onu söyleyeyim. Merkezi Mısır'dır çünkü. Ve o yüzlerce insanı öldüren 700 kişiyi ya da 900 kişiydi o Tahrir Meydanı'nda bastırılmasında kanlı Sisi'dir. Bakın o dönemde. Onlarca insanın idam edilmesi, Mursi'nin cezaevinde ölmesi, öldürülmesi, öyle söyleyelim buna net bir şekilde. Hayat nereye geldi? O açıdan Mısır'a bakmak gerekir. Türkiye'deki geçmiş darbelere bakmak gerekir. İşte 31 Mart seçimleri bunun için önemli. Muhalefet kazanırsa darbe olur değil arkadaşlar. Muhalefet ezici bir şekilde kaybederse aslında yine kurgulanmış farklı bir darbenin olmasından söz ediyorum. Çünkü 15 Temmuz 2016'dan sonra Türkiye'nin hangi sisteme geçtiğine bakın. 2017 referandumuna bir yıl sonra. Tekrar söylüyorum. 2017 referandumu bizzat 15 Temmuz 2016'nın sonrasında tarihsel toplumsal koşullar hazırlanarak oluşturulmuştur. Daha da ileri gideyim. 2017 referandumu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde geçmiştir. 2,5 milyon mühürsüz oyun nasıl kabul edildiğini bugün tarihten 7 yıl geriye bakınca insanlar şöyle bir baksınlar ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. O açıdan eğer muhalefet büyük bir yenilgi alarak çıkarsa psikolojik, sosyolojik aklınıza ne koyarsanız koyun ve Erdoğan 28 Mayıs tarihindeki zaferle çıkarsa Türkiye'yi nasıl bir yerin bekleyeceğini hayal bile edemiyorum. Evet. Bu ülkede şeriat istemlerinin, hilafet istemlerinin, halifelik istemlerinin kimse sakın ha sıradan ve kendiliğinden ve rastlantı olarak ortaya çıktığını da düşünmesin. Daha ileri gideyim. Daha ileri gideyim. Bir düğünde Şevki Yılmaz da özel bir devlet görevlisidir. Bu kadar da iddia ederim. Bak bu kadar da net iddia ederim arkadaşlar. Şevki Yılmaz'ın Osmanlı'nın ailesi işte düğününde Osmanlı'yı yıkan o soysuz diyerek sonra da bir başka yerde Halil Konaklı'yla beraber Balkan dönmeleri, Balkanlardan gelen dönmeler diye yine soysuzlara o beddua okuduğu o duaya oradakilerin Halil Konakçı da dahil olmak üzere tebessüm ederek amin dedikleri o tartışmalar bile rastlantı değil. Servis edilmeler bile rastlantı değil. Ben bir şey soracağım. Bu ülkede hiç kimsenin soyu, sopu beni hiç ilgilendirmiyor Ferit. Ama Balkanlardan gelen insanlara dönme diyen adamların soylarının hangi dönmelerden geldiği ortada duruyor. Kimse hikaye anlatmasın. Balkanlardan gelene dönme diyeceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk'e soysuz diyeceksiniz. Ama kendi dönme tarihinizi yok sayacaksınız. Yemezler. Eğer insanlara soysuz ve dönme derseniz sizin dönmeliğiniz hatırlatılır. Kimse hikaye anlatmasın. O açıdan bu seçimlere bakılırken sadece bir yerel seçimler diye bakılırsa herkes yanlış yapar. Ya bir insan sonrası Türkiye çok karanlık bir döneme girecek ya da o karanlık döneme cesaret edemeyecek bir siyasi seçim sonucu çıkacak Türkiye'de. Ortası mortası yok kardeşim. Şevki Yılmaz bir açıklama yaparak o gün o düğündeki açıklamaların arkasında olduğunu açıkladı. Arkasında olduğunu açıklarken de işlediği gafa saptırmayı şimdi size okumak istiyorum. Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum. Arkadaşlar Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum dediği Ankara hükümetine söylüyor.
Yani Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına söylüyor. Ankara hükümetine söylüyor. Şimdi bak, iyi bak. Diyor ki Osmanlı'nın yıkılmasına neden olan bilhassa Selanik mebusu Sebadayist Emanuel Karasuları, Ermeni Aram Efendileri, Mason Esat Toptani, Mason Hikmetler gibi Sultan Abdülhamit'i tahttan indirip Selanik'e mahkum eden soysuzlar. Bizim kastımız o soysuzlar ve avanesidir. İşbirlikçileri zındıka komutasıyla kol kora giren koca sultanı yıkanlardır diyor. O kadar her şeyi karıştırıyor ki bu saydığı adamlar birer dönme falan değil, birer aynı zamanda kendi adam Ermeni, adam Rum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi devam ediyor. Osmanlı'yı süren soysuzlar diyor. Şimdi de anlattığı Abdülhamit'e gidiyor. Ulan salak mıyız lan biz? Salak mıyız lan? Abdülhamit'i indiren, tahtından indiren soysuzlar demiyorsun ki. Osmanlı'yı süren soysuzlar diyorsun. Kelime oyunu yapıyor. Bu ülkenin topraklarında Balkanlısından başkasına, Mustafa Kemal'inden Cumhuriyet kurucularına kadar soysuz diyenler soysuz oğlu soysuzdur kardeşim. Hikaye anlatmasınlar. Ve onlara dönme diyenler dönme oğlu dönmedir. Adamı deli etmesinler ya. Gelip şimdi insanların soyunu sopunu mu araştıracağız bu coğrafyada?